Kıymetli dostlar yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle turnuva sonucunda üst düzey bir warrior build yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz son 4 videonun ikisi turnuva sonucunda buitlerle buildlerle alakalıydı. Priest elden geçirdik, Rogue'u elden geçirdik. Şimdi sıra Warrior'a geldi çünkü sizler Warrior ve Mage'i de çok merak ediyorsunuz. Ben de size meraklarınızı gidermek için elimden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalışacağım. Tabi bu serinin hayatta kalması için biliyorsunuz siz de elinizden geleni yapıyorsunuz artık. Bir beğeni bir de yorum bu serinin devamı için çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Niye bu kadar arkadaşlar dedim lan ben. Neyse geçelim şimdi. Çantam doldu Warrior'ın bu kadar eşya stoklayabileceğini düşünmüyordum. Çünkü çok fazla kombinasyon var çok fazla silah takabiliyor. Siz de hepsini merak edeceksiniz eminim. Yine geldik biz Daminin yanına selamun aleyküm. Bakalım şimdi neler yapabiliyormuşuz hep beraber görelim videoyu kesmeyeceğim bu arada tamamen doğaçlama olacak diğer videolarda olduğu gibi Hani işte dilim sürçtü yok işte yanlış item taktık falan Çünkü warrior'ı hiç bilmiyorum Sohbet muhabbet eşliğinde böyle arkadaş ortamında bu neymiş lan dercesine deneyeceğiz Önce bir str'mizi sona kadar dayayalım 100 85 Verdikten sonra 255 olacak geri kalanı ben komple Helte vereceğim Herhangi bir şekilde işte bak Priest dışındaki tüm jobların avantajı aslında bu Kendi klasının gerektirdiği statları veriyorsunuz Bir priest oynamak için int vermeniz gerekiyor atak priest oynasanız bile Ama burada öyle bir şey yok ben şimdi buradan 52 puan da buraya vereceğim Bitti benim için artık tamam En üst seviye kıyafetlerini giyeceğim mesela belki görmeyenler vardır Imperial 8 seti nasılmış diye şu heybete bakar mısın Şu heybete bakar mısın bu nasıl bir şey böyle aman Allahım Aman Allahım kıvırtmadan yürü Takılarımız 3 parça Alternatif başka takınız yok Night set falan üfürükten teyarelere gerek yok burada 3 parça willpower var Ondan sonra warlord var brawler var en kötüsü brawler en iyisi warlord burada Hatta şöyle yapalım Neler olacakmış hep beraber görelim bu takı seti bir önceki bölüm müydü Priest videosu ilk videosundan bu senin ilk videosundan biliyorsunuz izlemeleriniz varsa hemen girsin kanala şöyle bir orada böyle Üst düzey hiç görmediğiniz priest itemleri var Onlara da bakabilirsiniz orada da bu takılardan bazılarını inceledik Sonra silah olarak Warsight, e, gariban item olarak geçiyor burada benim gözümde. Sweetblade ne ya? Abi sen git. Senlik bir durumumuz yok bizim arkadaşlar. Bunları takmayacağım. Gözünüzü seveyim. Bana ne olur işte çift el falan. Tamam takarız görsel olsun diye ama ben en yüksek hp'nin peşindeyim şu an. Takı olarak yine Belt of Iron Legioner var. STR 12, HP 12, Defense Resist, Ya <laughs> Böyle bir takı yok. Nutkunuz tutulur. O kadar iyi ki. Ondan sonra Emerald Dragon Belt var. Bunu da merak edenleriniz var diye bu arada getirdim. Şöyle gösterecek olursak. Statlarınızı hemen karşılaştırın. 8 STR, 12 STR. HP 8, 12 HP. Dex veriyor, işe yaramaz. Int veriyor, meh. Onun dışında MP veriyor 8. Hmm. MP 300 olabilir. Ve PK atanlar için müjde 3 BP veriyor. Ama sağ taraftaki hayatta kalıp sizin daha çok BP kazanmanız için elinden geleni yapacaktır. O yüzden bu takıyı abi şunları çöpe attım. inanamıyorum ya. Atıyoruz. Onun dışında Warlord seti giyeceğim önce. Hatta şöyle kötü de niye doğru Aynen ama önce elimize silahlarımız takalım. Yok takılır. Aynen takılır takalım. Brawler seti biliyorsunuz artık söylememe gerek yok. HP 10 veriyor. %3 atak bonus. Moblara karşı %2 atak bonus. Joblara karşı veriyor. Bu kadar güzel bir takı. Ben STR Priest'te bunu kullanmanızı önermiştim zaten bütçeniz yetiyorsa. Burada da yine Warrior'da kullanabilirsiniz. Statlarım hep açık olacak. Hemen şuradan itemlerimize gelelim. Üstümüzde bayağı bir yer kaldı çünkü. Neler takabiliyormuşuz bir bakalım şöyle. Her şeyini aldım yanına. Hellriver'dan tutta Doombringer'a kadar. Stormbringer'ın abisi olan Ancient Sledgehammer'a kadar her şeyi tuttum. Şurada da şimdi bakacağım nelerimiz var başka. Sizin de görüp lan keşke taksaydın diyeceğiniz bir şey çıkar Bunu geç. Arc Sword falan bunlar. Jeremias geç. Yani tekel silah kullanan bilmiyorum var mı da tekel iki tane böyle işte Lens of Champion yanına işte Avenger falan takan takarız belki videonun ilerleyen noktalarında. Hemen bu noktada bir diye bir tane beğeni bırakırsanız en azından Mage içinde ondan sonraki turnuva bölümleri serisi içinde bir destek olmuş olursunuz. Neyse reklamı da yaptıktan sonra geçelim. Neler var? Polax'ı ben merak ediyorum bu arada nasıl bir silah bakacağım ona da. Earthshaker falan inanın gerçekten gerek yok. Hadi enhance harpoon takalım, brutal imper bakayım 100 108 tam bu daha iyi. Warrior da hani çok bilmediğim için şimdi çabalak gibi ortada kalmak istemiyorum. Bakıyorum sizle beraber hangi silahlar takılabilir. Kalkan moduna girecek misiniz bilmiyorum, gerek yok gibi bence. Hemen silahlara bakalım, jade dagger geç geç geç. Angelic sword, hadi bunu takalım. STR 10 veriyor. Bir tane bunu takar yanına bir şey koyarız. Bu ne? Jade sword geç. Ne AP veriyor? 112 110 geç. Aslında geçme de geç. Şimitar. Hadi at, at onu da. At abi üstüne. Imperator. Uf. Uf. Bunu böyle yapabiliriz aslında. Sword of Terror nerede burada? He. Priest specific item olduğu için o çantasında. Aslında bankada var da kim gidip alacak? Takamıyordur belki de. Buglı çünkü. 176, 178. Gunner'ı boş ver. Gunner'ı da takalım. Belki uzun görünüyor ya bunlarda Belki güzel durur. Sizle beraber ben de keşfedeyim. Avenger'ı da alalım üstüne. Al abi her şeyi ya. Al. Axe of Miracle aldım galiba. Evet. Overseer'la Description arasında gidip geldim. Ne almışım? Overseer APS yüksek diye. Tamam. Bu ne veriyor? Tamam. Spesifik bir bonusu da yok. Mattas boş ver bunları. Night Arrow'u falan boş ver. Malstorm olabilir. Bunu aldık. Abi çok fazla item var Warrior'a ya. Ne kadar çok seçenek var. Mithril Spear. Vanquisher. 125 AP 115 AP 112 AP Dex veriyor. Boş ver. STR veriyor. Dex 20 veriyor. Allah Allah. Hmm. 115, 125. Kafadan bu daha iyidir çünkü. Ama bunu tak, bu, muhtemelen görsel olmayacak bunun da. İşte 186 Reaper. Bunu takacağız biz muhtemelen. Caleb's Hate. Bu ne veriyor? Okey. 180 CTR veriyor. Abi ne olur başka item olmasın. Yalvarırım. Bir de kalkanımız olsun mu? Olmasın. Kalkanı boş ver. Atak. Full atak abi. Tamam. Oh. Bitti mi? Bit. Kurban olayım bit. Bitti. Oh. Huh. Şimdi. Silahları takacağız önce. Bir şöyle U'ya basalım. Bakalım neler varmış üzerimizde. 170 AP'lik bir silah taktığımızda. Görseli çok güzel la bu silah. 2442 AP'miz oluyor. Ne veriyor bize? 170 AP. Standart bir silah. Tamam. 170 AP. Yani. Şunlar bir kere mızrakları falan kenara koy. Bunları tek el takacağımız için şu an en yüksek silahı Bakalım bulalım Bunu geç bir avantajı yokmuş 170 ap geç Warslide 8 biliyorsunuz elinden geçmeyen yoktur neredeyse 175 ap geç 176 ap böyle bir fire damage var görseli güzel bu arada hell river'ın Özelliği falan yok dümdüz item geç 98 bu zaten tek el yanına bir şey de takabiliyorduk değil mi evet tamam bunları takarız Sonra Bu da enhanced hell river Bu da böyle bir eşya AP'miz 2500 oldu. Ben daha frenzi falan basmadım. Hatta onları da açalım. 75, bilmediğimden veriyorum bu arada. 75 vereceğim. Neymiş bu rollan? Geç tamam. Spectral Spear. Bunlar mızrak fırlatma falan. Smite atak tamam. Bize şey lazım. Frenzi lazım. Şöyle koyalım. Atağımıza bakacağız. Vurduğumuz demek zaten moblara karşı vuracağımız için çok devasa bir fark olmayacak. O yüzden çok da umursamıyorum açıkçası. Çünkü cidden de falan açık olsaydı orada yapardık bir şeyler de şu an maalesef o imkan yok elimizde. Burası boş. 37. Umarım Night Skill da yakın zamanda gelir. Çünkü gerçekten üzücü şuranın boş olması. Yakın zamanda gelir umarım. Çalışmalar var zaten biliyorsunuz bu konuyla alakalı. U'ya basalım kafayı bozduğumuzda 3057 AP oluyor. Ben işte Warrior'ın bu huyunu çok seviyorum. Hayvani şekilde AP olabiliyor. Şimdi kapat abi ya da kapatma lan böyle dursun ya da kapat. Kapat abi biz finale erdiğimizde yapacağız onu. Onun dışında elimizde ne var başka? Silahlı mızrak ne demek? Türkçesi. İşte bu yüzden Türkçe oynamak istemiyorum oyunu. Bana kızıyorlar. Hedo ne olacak oğlum Türkçe oyna diyor. Abi yani pole arm, silahlı mızrak çok bilmiyorum. Neyse. <laughs> Hemen alt tarafa silahları koyacağım tekrardan şöyle tekelleri en azından kafa karışıklığı olmasın. Umarım teke. bu tekel değil bu arada. Ama bakalım belki de tekeldir. Ulan o kadar mı cahilsin be? Neyse. <laughs> Şunu takalım bakalım ne oluyormuş. 2496 AP'miz oluyor. Herhangi bir olayı yok. Geç. Gördünüz zaten bunu bir önceki bölümlerden. Bunları kombinleyeceğiz. Bir dakika şimdi şöyle yapabiliyoruz mu? Abi çok çirkin çift el ya. Gerçekten çok çirkin. Aks artı. Oh. Meh. Böyle biraz güzel oldu. Ama şimdi spearların yanına şöyle bir çizik atalım. Ve diğer tarafı da. Şöyle, şöyle takamıyoruz değil mi? Aynen. Bir tanesi uzunlardan bir tanesini takabiliyorsun. Peki en yüksek AP'li hangisi? Bunları geç. Sword, Sword, Mace. Mace takmam bu arada hiçbir anlam ifade etmeyecek ama ben sırf siz görün STR bonusuyla ne oluyormuş diye görün diye takacağım. Doombringer 98, Vanquisher 120. Bu, bu rakipsiz. Bu ele bu gelecek. 105 geç. Bu ele bu gelecek. Vanquisher gelecek. Yani 125 AP'li bir silah. Onun dışında yan tarafa koyabileceğimiz STR bonusu olan bir eşya mı? 104, 108, 115, 110, 98. Senin burada yerin yok bu arada ya. Hadi bye. bay. HP hiç falan veriyorsun da geç. STR 10 veriyor. STR 10 veriyor. Dex 20 veriyor. 108 AP. Sen elendin bu arada bura. Bu neymiş abi? Sen de elendin. Size bakalım. Ben şu an sizin için en iyisini bulmaya çalışıyorum. 108 abi Ne kadar artırıyor bunlar? Oha bayağı da AP artırıyormuş. 115 110 104. Tamam. Bunu taktığımda 2598 APm oluyor. Bunu çıkarıp bunu taktığımda 2640 APm oluyor. Yine str bonus veren 3 tane silah takıyoruz bu arada. Böyle güzel görünüyor bu arada. Çok bu arada dedim bu arada. <laughs> 2667 AP. Maze işe yarar mı onu bilmiyorum. Hani <laughs> Bonusları çok güzel. Sehteri 10 int 10 lr veriyor ondan sonra aşağı iniyorsun bakıyorsun warriorlara karşı defans priestlere karşı atak bir warrior'ın Arayıp da bulamadığı şeyler yani Burada mana yakma var zaten çift el takılsa keşke Böyle bir özelliği var şöyle bir şey deneyeceğim hmm, Takamıyorsunuz Tamam anladım Burada warrior'ı öğrenmiş oldu Hedo Spear'la falan filan neyin takılabildiğini bu olabilir Bu olabilir bence bu bu çok güzel görünüyor hem de spear sword defans Oo güzel valla İdeali bu 2640. Bir de frenzy basalım. 3120 AP'li bir warrior. Wow. Çok güzel. Çok güzel. 2-3 vuralım ya. Millet diyecek şimdi. Lale'da. Lale'da o kadar açtın ettin. Lal bir tane vurur insan lan. Vuralım abi. Vuralım abi. Sizden değerli değil bir zaman. Sen nesin? Sen de şabalak gibi dön. Şöyle bir skill var. Uff. Çok iyi lan bu skill. Ama keşke skill bug tarzı olsaydı. Tak tak böyle sürekli basabilseydik. Şöyle bir hasar var. Peki kuldağım nasıl? Hmm, yavaş. Belki bunları daha hızlı vuran borcularınız vardır. Hasarı bu şekilde arkadaşlar. Kafayı da koyduk mu? 1329 vuruyor. 3389. RS1K vuruyor. vuruyor. Koy manayı. Aha mana yok. Neyse. <laughs> Geç. Başka silah. Başka 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 ne takabiliriz? Şöyle U'ya bas abi. 3120 AP tavan AP dedik. Bu iki silah. Vanquisher ve Angelic Sword en iyisi. Diğerleri de evet gördüğünüz taktık. AP değerlerini test ettik. Hepinizin elinde olabilecek eşyalar da var arasında. Yeni gelecek eşyalar da var. Bu şekilde. Daha bunlara geçmedik. Bunların bonuslarını zaten biliyorsunuz ama şimdi AP'mizi test edeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var mesela. Ben en sona geldikten sonra takıları test edeceğim. Yine 180, 189, 180 şöyle. 183 şöyle. 100 bu ne lan? Aa, aksı unuttum ben size göstermeyi. Böyle bir aksı var arkadaşlar bir de. Böyle bir aks var, Hayaksi. <laughs> <laughs> Hayaksi. Neyse. Ee, 200 HP, 200 MP, 50 LR ve bir de Lightning Resistance 20'si var. Burada dragonlara karşı yüzde %10 fazla vurursun diyor. Dungeonlardaki modlardan bahsediyor muhtemelen. Acaba iki el takabiliyor muyuz aksları? Takabiliyorduk herhalde. Hemen deneyelim. Tam boyasına da hemen deneyelim. Ne var ki kaybedecek? Dragon Slayer, gel buraya. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam, bu kapak fotoğrafı belli oldu. Bu belli oldu kapak fotoğrafı. Hmm. Abi bir şey değil mi? Çift del takıyorsun ve 3100 apen oluyor. Yani gerçekten şaşırtıcı derecede iyi. 400 HP artırıyor oğlum. Manyak mısın? <laughs> bu ne? Uf, vuruş efekti nasıl? Ay, Çok iyi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani bilmiyorum. Hiç arama. 6 tane warrior böyle olsa dragon diyor. Bosslara karşı yani boss sonuçta dragon değil mi? Ama boss klasında mı o? Hmm. Acaba Valley'deki bossların yanında klas olarak dragon mu yazıyor, boss mu yazıyor? Onu emin olamadım. Sanki boss yazıyordu. Ama öyle bir şey varsa eğer hani ejder sınıfı başka ne var ki? Draha var. Hmm. Yani onlara karşı çok fazla hasar avantajı demek bu. Muazzam bir avantaj. Hani düşünüyor musun Death Valley'deki moblar? Dragon klasına giriyorsa KS vermek sizin hayvan gibi vurursun yani böyle. Hem az yiyorsun hem de fazla vuruyorsun. Abi çok iyi. Çok iyi. Dragon Slayer tuttum, güzel item. Bunlar kapak fotoğrafı olacak burada kalsın. Sonra başka bakıyoruz 180 180 183 189 178 dın 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 dın. gel buraya. Gel buraya yakaladım. Sen şöyle sen şöyle sen şöyle sen şöyle sen şöyle 176 sen şöyle 78 80 80, 80 83 89 86. Hmm. Demek burada daha iyi olduğunu iddia ediyorsun. Gel bakalım. Hepsini deneyeceğiz. Kaçarınız yok. Şimdi Tıvandı swordlara, gri swordlara geçelim. Bakalım ne AP'miz oluyormuş. 3003 yani... Güzel. Warrior da güzel gözüküyor. Kanlı Saber biraz daha büyük gözüküyor. Biliyorsunuz bunun ben boyutunun kısa olmasına dolayı şikayetçiydim hep. Ama heybetli çarlarda heybetli duruyormuş orantılı olarak. Keşke Priest'te de Stormbringer öyle olsa birazcık daha küçük boyutlu olsa çok fazla büyük. Çardan önde gidiyor birazcık rahatsız edici. Neyse. 3003 AP'miz oluyor. Burada zaten %5 roglara karşı hasar artışı veriyor ve defansif olarak da aynı şekilde çok devasa bir item değil şu anki klasmanlarda. Yani Harbiden yönetim zamanında demiştik arkadaşlar bu itemlere çok kafayı takmayın. Unique itemler çok ee, devasa itemler değil. Oyunun çok daha ileri seviyesine çok daha güzel eşyalar gelecek. Şimdiden göz kırpıyor zaten görüyorsunuz. Şunlara baktıktan sonra çok da fazla kafa yormaya gerek yok. Yakında bunlar artık bizim için gülünecek eşyalar olacak muhtemelen. 178 abili Imperator takıyoruz. 2000 581'den 3061 AP'miz oluyor. Bunları tanıttık biliyorsunuz. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin Priest ve Rogue videolarını. Onlara da göz atın abi kanalda. Bakarsanız orada anlayacaksınız. Bunları çöpe atıyorum artık. Bir olaylar olmadığını gördük. Caleb Hate. Güzel silah bu arada. Ben seviyorum. STR 5 veriyor. 3088 AP'miz oluyor. Artı 8'ini taktığımızda. Ben dediğim gibi en yüksek haline geleceğiz silahlar. Ondan sonra takılara geleceğim. Başka şöyle çıkaralım. Bunu da atalım. Çok büyük bir olay yok. Burada yani ancient sledgehammer çok güzel bir eşya bence warrior için çünkü Roglara karşı %10 hasar veriyor turnuvada mesela bunu neden kullanmıyorlar anlamıyorum çok fazla kullanan görmüyorum Aslında her turnuva oyuncusunun elinde bir tane bundan olması lazım e, Komutçu Hemen roga dönülmesi gerektiğini söylediğinde tak diye takıp bunu kutur kütür girmesi lazım melelerin ya da Bilmiyorum belki o an bunu yapmak çok mümkün değildir mümkün mümkün değil ama <laughs> o yüzden yapmıyorlar ama bilmiyorum ben olsam denerdim en azından bir. Çünkü bütün melelerin bir anda bunu takıp %10 asar bonusla patır kütür vurması herhalde indirebilir diye düşünüyorum. Çünkü bazen asaslar falan böyle gidip kol düşürmeye falan çalışıyor Priest'ten. Priest yanına böyle tak diye toplayıp bir tur vurdursa herhalde. Neyse turnuvayı anlatmıyoruz şu an biz sadece test yapıyoruz. Geç. Bu silah da böyle bir AP sahip görmüşsünüzdür mutlaka. 180'i çarpı belli. Overseer'ı takacağız Overseer'ın şekli güzel bu arada kötü bir silah değil 3098 oluyor 3500'e kadar gelemedik daha bakalım Şu sette gelebileceğiz mi şu an en yüksek haline gelmeye çalışıyoruz Wario'lara karşı 103 kendilerini def etmeye çalışan bir silah diyebiliriz yaklaştıralım bakalım neye benziyor silah hmm, Güzel işlenişi güzel Evet fena değil Not bad Bunun bir de pembesi var biliyorsunuz onun ismini ediyorum kısmında hemen yazın abi Bunu da çıkardık şu an en merak ettiğiniz iki item'a geldik Bu itemler en güzel en güzel iki tane silah Hemen buna bakalım Muazzam bir silah görüyorsunuz. Bir de buna bakalım. Bu da güzel ama önce bir şunu takalım. Uf. Uf. Şu kanat detayı çok iyi ya. 3139 AP şu an arkadaşlar. 3139 AP. Bu arada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Ben size hemen göstereyim. Bakın. Bir burası. Başka bir yerden resist alıyor muyuz? Ya emin olmak için bakacağım sizin için. Yok. Buradan yok. Buradan yok. Ama 50'şer defansımız var. Resistler 50'şer point. Şimdi Hedo sen salaksın anlamazsın diyeceğiniz muhtemelen de şu an tekrardan bakacağım. Çünkü Warrior'ı hiç bilmiyorum. Nereden resist aldığına bakıyorum. Hmm, acaba K'dan mı alıyor diyeceğim. K'dan mı alıyor? Oğlum öğreneceğim dur ben de sizin için. Ben de sizin için. Tamam bu evet. Magical resistance. Magical resistance. Magical. Abi niye hep Magical. Hmm. Bu elemental mi Hadi elemental ol. Fiziksel defans. Güzel lan bu arada. Defans bölümü çok iyi. Acaba sona kadar versen ne oluyor? Eternal Shield Meditate. Tamam olur. Buradandır muhtemelen ya. Evet evet oradandır muhtemelen çünkü başka yerden gelme ihtimali yok. Her neyse konumuz o da değil. Ama resistlerini görüyorsunuz Warrior'ın. Durduk yere kendi resistleri zaten gayet iyi. Takılarla falan belki artırılabilir ki birazdan bakacağız hepsine. Bak burada bunlarda onar onar beşer beşer var. Üst taraflarda da var. Hemen Diğer silahı takalım. Buna ne dedik? 3139 AP'miz var dedik. Bir de şunu takalım. 3180 AP. Çok güzel görünüyor bu silah ya. Tam böyle bir... ayi. çok tatlı. Poison 100. Bu arada çok güzel bir hasar oranı. Burada hatta şöyle yapalım. R ile bakalım ne yapıyor. 909, 904, 898, 886, 805, 804, 806 neyim mi? 790 inmiyor. Lan! 900 ile 800 arası gidiyor geliyor diyebilir miyiz? 900 e hiç çıkmadı. Şöyle bir daha basacağım 900. Aha 200 burada arada. 920. Tamam. Frenzy ile 900. Böyle nasıl vuruyoruz? 850 836 840. Hmm 186 189 3 AP fark var gerçi. Bu test için uygun silahlar değil. Bunları en iyisi eee Jeremy's'la Ancient's'la Ember arasında deneyeceğiz ya da Stormbringer arasında. Onlara bakarız zamanı gelince. AP'ler bu şekilde 3180 AP tavanı gördük gözüküyor şu an ama Brawler setle bakalım şimdi diğer set takınca ne olacak Şöyle hemen Şöyle hemen Şöyle hemen Devam 3180 de 3200 3193 bir dakika what O nasıl oluyor da Hmm Şöyle yapsam 3206 şöyle yapsam 3219 Buradaki STR bonusu aldıktan sonra evet 3219 max oluyor. Peki bunlar ne veriyor? STR 5 geç geç bunlar olmaz. Bu şekilde herhalde 3219 AP en yüksek ama dur bir dakika. Bir dakika evet 3219 AP en yüksek oluyor. Bu arada şunları almadık. Ee, tüketilebilirleri hiç almadık. General kısmından biz yüzde yirmi atak bonus veren bir Evet bunu almamız gerekiyor. Bunu almamız gerekiyor. Peki bunu da basabiliyoruz mu alınca? Bir hepsini deneyelim abi. Hepsini deneyelim. Aklınıza soru işareti kalmasın. Kozmetikleri boş verin. Çünkü üstü çok güzel. Hiç gerek yok. Petleri mantıları boş ver. Şu F4'e koyalım. Bunu bastık. Bunu bastık. Bunu bastık zaten. Atak basmış mıyız? atak bastığımız halde böyle. Okey. Abi niye böyle oldun ya sen? Sen kafayı yedin mi Hedo ya? Niye böyle oldun? Peki atak heroizmin yanında şey basabiliyor muyuz? Hemen ona da bakalım abi. Onu bilmiyorum çünkü. Belki basılıyordur. Basic atak sc. Bir. Bir. Al abi. Koy koy. 6 7. Aa, basılıyormuş. Uf. Uf 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 uf. 3357 AP'miz oldu. Dostlar böyle bir AP yok. Böyle bir AP yok. 3357 AP. <laughs> uf. Cız yani resmen. Ama şimdi benim merak ettiğim şu. Boş ver şimdi o kadar AP'yi. Rekor AP'miz tamam. Abi 70 resist ne demek ya? 70 resist ne demek ya? Poison 90. Üf. Ve 3330. Bu ne? 357 bu haldeyken çok daha tatlı bence. Çok daha tatlı. Vay 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 vay. Gayet iyi. Peki sizce bu silah mı daha güzel? Bu silah mı daha güzel görsel olarak? Hmm. 50'den fazla hasar farkı ama üstündeki de çok güzel uyumlu ya. Brawler sen de git. Elendin brocum. 3330 AP. Bir tane 3 AP daha olamaz mıydın be? Şöyle bir bakalım. 24-24, ee, STR /24, 8-12, HP bonus, health bonus 8-260 bu daha fazla veriyor, willpower. HP bakımından çok zengin, takıların Hani şu an arasındaki fark. Ya burada willpower kesinlikle daha iyi. Şöyle. Ama yani mecburuz bunu takmaya. Çünkü bonusu lazım. Şöyle yapacağız. 36-48. STR bonuslara bak aman Allah'ım. Resistler fazla. Antileri fazla. Olabilir. Burada 12 defans fazlası var. 3 STR eksiği var. Willpower'ın ama resistleri... Oy resistlere bak. Abi böyle bir resist yok ya. Şuna bakar mısın? Öf. Öf gerçekten. Gerçekten öf. 5x taksak ne oluyor? Oğlum çok iyi ya. Gerçekten warrior çekti canım. Bakar mısın? HP bonus 20. 8.5k HP'si oluyor. 8.5k. <laughs> warrior çok geniş bir evrene sahip ya. Gerçekten yani her şeyi yapabilirsin Warrior'la şu an. Hani oynanış olarak evet haklısınız. Birazcık eksikleri var. Ama yani çok fazla kombini var abi. Bakar mısın şuna? Hani bir anda silah değiştirip yapabiliyorsun. Rezistlerini artıracaksan şunları takıyorsun. Yok ben de böyle bossa kovalayacağım veya işte farm atarken belki spesifik bonuslar olur diye bunları takıyorum diyorsun. Hepsi var şu an. Hani takı konusunda çok geniş bir evreni var. Bilmiyorum. Bana muazzam geldi yani. bu, bu çok iyi geldi. Onun dışında başka ne yapabiliriz? 3330 AP'li bir warrior'ımız oldu arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Yani belli oldu ne kullanacağımız. 3 silahımız var. Bunlar, bunlar, bunlar fotoğraf için. Okey. Ee, full ile Her şeyiyle, bütün kombinleriyle, statlarıyla bu şekilde bir warrior yapabiliyoruz arkadaşlar. 3288 3330 3273. Abi 3273 diyor ya. Oğlum nasıl? Bu çok daha avantajlı ki takmak. 400 canın artıyor. Yani Will Power Set'i taktığın an roket. Bak roket. 9k HP'li bir warrior'ın oluyor. 9k HP'li. 5100 manalı. İnanılmaz ya. Ben warrior'ın bu haline bayıldım. Bayıldım. En güzel hali bu bence. Ama tabii yani hastasına bu da gider. Böyle. Böyle muazzamül ala Çok güzel Evet dostlar çok da fazla uzatmaya gerek yok her şeyle anlattığımı düşünüyorum Umarım eksik bir şey olmamıştır lütfen Yorum kısmında eksik olduysa yazın telafisi olmayan bir şey değildir muhakkak ee, Yine bir şeyler daha yapabiliriz kalkan tak falan diyorsunuz veya işte tamam dur şöyle de yapalım Defansif bir e, 75 defansif bir warrior deneyelim bakın statları ne oluyor 110 mu bir dakika Bunlarla mı bir dakika. Ha, 70 ama böyle. 20 daha arttı. O zaman buradan bir şeyler daha geldi. 75 defense'a e bakalım ne veriyormuş başka. Mob çekme. Teleport. Magic resist 50. Tamam. Resilient. Biliyoruz bunu. Bloodbath. Kan banyosu. Olur. 5000 HP iniliyorsun. Tamam. Vanguard. Tamam, bu, evet. Kalkanla malkanla. Ultimate def kalkanla yine Evet Kalkan takarsan ikiye katlar diyor Reservation Bu da yine yüzde 25 def diyor. Vay anasını satayım 1400 def oluyor. <laughs> Çok iyi 75 buraya verdikten sonra pek fazla skill veremiyorsun bu arada o yüzden Buraya da bir 15 verelim bakalım ne oluyormuş Açıl sisili açıl Bu ne? Tamam Çok animasyon birazcık az geldi bana bir şeyler yapılabilirdi oraya çünkü Debuff silme ya. Belki bir şeyler yapılabilir. Başka yani Knight'a bir şey veremiyoruz. Böyle. Bunlar da böyle oluyor. Bütün antileriyle her şeyiyle taktığınızda, attığınızda böyle bir stata sahip oluyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten ben Warrior'ı çok sevdim. Ee, ya şöyle söyleyeyim. Bu oyunda top tier yaptığınızda yani en üst seviyeye çıkardığınızda eşyaları güzel olmayacak bir job yok. Priest oynuyorsunuz atak priest mesela. Hmm diyorsunuz böyle çok güzel oldu diyorsunuz her şeyiyle. Çünkü bonusları iyi, HP'si iyi, defansı, resisti iyi. Ee, Archer diziyorsunuz, mana recovery veriyor size. Mana regen veriyor, atak yaptıkça mananız doluyor. Asas diziyorsunuz, her şeyi çok güzel, statları falan, APS'i, tavan seviyede. E, ee, diziyorsunuz, isterseniz gırtlak şekilde resist, isterseniz tank, isterseniz çift tel takıp HP bonusuyla beraber uçacak seviyede bir... Bilemiyorum yani. Şimdi iki tane çark kaldı. Bir mage bir de int priest istemiştiniz onu çekeceğiz bakalım onlarda neler olacak bizi neler şaşırtacak ben gerçekten çok sevdim yani şu an warrior'ı bu haldeyken oynamak çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum umarım herkesin dizebileceği çarlar olur bu şekilde hani bonuslarını da gösterelim bu arada belki priest videosunu izleyenler yoktur o nasıl oluyor izlemeyenler vardır o yüzden bir de bunun bonuslarını gösterelim. Willpower size taktığınızda HP 20 bonus veriyor. Aynı zamanda mage'lere karşı %10 defans veriyor. PvP kısmında. PvE kısmındaysa monsterlara karşı %10 defans veriyor. Yani şöyle bir setle gezdikten sonra ben ölebileceğiniz ihtimalini görmüyorum açıkçası. Ama yine de ne olacağı belli olmaz. Rise Online evreni bir curse skilline düşebilirsiniz. Her an her şey olabilir. Evet arkadaşlar video hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazın. Warrior ile alakalı aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Konuyla alakalı zaten biliyorsunuz neler yazacağınızı siz güzel bir şekilde bu seriye destek oluyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar sizlere aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışarak yardımcı oluyorum. Movement hangisiydi yanlış mı sildik? ha. Bu şekilde bitirelim videoyu abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel serinin devamı için lütfen benimle kalın. Daha fazla test, daha fazla analiz ve keşfedilmeye muhtaç bütün bilgiler için ben burada olacağım. Hoşçakalın abi. Görüşmek üzere. Gitmedim lan karaktere bakıyorum çok güzel.